Necit amcayla yaptığımız bu hoş sohbetten sonra dışarı çıkınca bir araçla karşılaşırız ve ben bu aracın nasıl bir araç olduğuna karar veremiyorum. Sevgili izleyicilerimiz, köyde gezip dolaşırken bir araç gördük. Bu araç o kadar dikkatimizi çekti ki, yani aracın ne olduğunu tam olarak karar veremedik ama aracın sahibini bulduk ve hikayesinde şimdi kendisine anlattıracağız. Arkamızda görmüş olduğumuz araç sevgili izleyenler. Çok ilginç, çok hoş detayları olan. Hani desek ki cip desek cip değil, kamyonet desen kamyonet değil, pat pat desen pat pat değil sevgili izleyicimiz. Bu başka bir şey. İşte bu şekilde görmüş olduğumuz gibi aracımız sevgili izleyenler. Bu ismi Yılkı. Yılkı mı? Evet. Yılkı, ben hani Yılkı atları vardı, onlardan mı Zaten esinleniyor? amblemi de üzerinde duruyor zaten. O mu Yılkı atlar? Yani böyle Aynen. doğada serbestçe dolaşan atlar, böyle özgür atlar diye tanımlıyorum ben. Evet. Doğrudur. Nereden aldınız bunu? Yaptırdınız mı? Yaptın Bunu mı? Giresun'da yaptırdım, sanayide. Sanayide. Evet. Yani Türk ustasına, işçisine, mühendisine fırsat verilse neler yapılabileceğini görüyorsun. Peki sen bunu niye aldın? Yani yük taşımak için mi, yoksa böyle gördün, hoşuna mı gitti? Yük taşımak için gördüm, hoşuma gitti. İnternetten gördüm, YouTube'dan gördüm. Sen dedin ki bunu kim yapıyor acaba diye. Evet, aynen gittim, Gittin, kendim gittim. sipariş üzerine mi aldın yoksa yapılan bir Doğru, şey? sipariş üzerine aldım. Memnun musun? Çok güzel. Sevgili Gidiş de izleyicilerimiz, güzel, gerçekten çok güzel. Çekişi, gidişi çok güzel. 4x4. inişleri, Tabii. çıkışları. Sen Biz biraz böyle bir şelale gideceğiz. Oraya inebilir mi bu? iner. İner mi? İner mi Nasıl şelale? bir yere inersin artık? Yol Yol yok. varsa in. Yol yok mu orada? Orada yol yokmuş. Şimdi yol yoksa artık bilemedim. Evet. Şöyle bir tur atsak biz bununla beraber, Alır olur mu? mısın? Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bu aracı aldıktan sonra bence senin de havan değişmiş gibi geldi bana. Sen de bayağı bir havalı olmuşsun. Adamın duruşlar falan böyle. Ya bu bende de olsa ben de köyde böyle dururum sevgili izleyicilerimiz. Hadi şöyle bir bin de ben de senin yanına geleyim. Şöyle sevgili izleyicimiz, kısa bir tur atacağız. Bir şey söyleyeceğim. Yük çok alıyor mu? Bir ton alıyor. Bir buçuk ton falan alıyor. Evet. Şöyle arabanın arkasına birilerini bindirsek olur mu? Sıkıntı yok mu? Kaç kişi alır sence?